Arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca yeni bir videoya daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda romanların devamını işleyeceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi romana geçiyoruz. Dikkat edin bir <laughs> zaten ne yapıyoruz hatırlıyoruz. Bakın dikkat edin yine şu anda milli edebiyat zeynişini sürdüren eserler olarak zaten karşımıza ne yapacak çıkacak dikkat ediyorsunuz. O yüzden milli edebiyatta Anadolu insana yönelme ön planda olacak dikkat edin buraya. Halkın <laughs> Arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda romanların devamını işleyeceğiz arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi romana geçiyoruz. Dikkat edin Cumhuriyet dönemi romanı kendi içerisinde böleceğiz arkadaşlar. 4 başlık 4 ara başlık altında inceleyeceğiz. Hemen bunlardan ilkini görüyoruz arkadaşlar. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerle arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nı dört döneme inceleyip ayırmamızın sebebi burada konularına göre ayıracaklar. Milli Edebiyat ve Ekbe sürdüren romanlar diyeceğiz. Toplumcu Gerçekçiler diyeceğiz. Daha sonrasında Postmodernist diyeceğiz. Bakın dikkat edin bunlar Modernizm esas alanlar diyeceğiz. Bakın dikkat edin bunlar başlıkları hep Romanın özelliklerine göre ve konularına göre Cumhuriyet dönemi içerisinde bölümlere ayrılacak. Bunlardan iki. Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserlerle başlıyoruz. Maddelerine bir bakalım. Neler varmış? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor burada? Şimdi yazarlar roman ve hikayelerde Anadolu ve Anadolu insana yönelmiştir. Biz bunu Milli Edebiyat'tan zaten ne yapıyoruz? Hatırlıyoruz. Bakın dikkat edin. Yine şu anda Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler olarak zaten karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Dikkat ediyorsunuz. O yüzden Milli Edebiyat'ta Anadolu insana yönelme ön planda olacak. Dikkat et buraya. Halkın ve Anadolu insanın yaşama tarzı, yanlış batılaşmanın getirdiği ahlak bozuklukları, geri kalmış halk arasındaki hurafeler, halk aydın ilişkileri ne yapacak? Ele alınacak arkadaşlar bu dönem romanlarında dikkat ediyoruz. Tanzimat'tan beri işlenen Doğu Batı çatışması eserlerde işlenmeye yine ne yapılıyor? Devam ediyor sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Atatürk ilke ve inkılaplarının Anadolu'ya benimsetilmesi ile ilgili konular yine ne yapılacak? Burada işlenecek sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Artık Atatürk ilke ve inkılaplarından da ne yapacağız? Söz edeceğiz. Neden? Çünkü Cumhuriyet dönemindeyiz. Cumhuriyet dönemi romanda bu kavramlarımız önemli. Çok dikkat ediyorum. Realizmden etkilenilmiş eserler gerçekçi bir anlayışla kaleme almışız. Zaten gerçekçi olduğunu realizmden etkilendiğinden çıkartabilirim değil mi? Neden? Çünkü realizm neydi? Gerçekçilik demekti sevgili arkadaşlar. Oraya dikkat ediyorsunuz. Bu anlayışı sürdüren roman ve hikayelerde 1. Dünya Savaşı ve milli mücadele dönemleri ele alınmıştır. Yazarlar aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerine tanık olmuş ve bu de eserlerine yansıtmışlardır. Burası da yine çok önemli. Bakın dikkat ediyorsunuz. Zaten milli edebiyatta biliyorsunuz milli mücadele yıllarını anlatacağız arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatacağız. O yüzden de burada 1. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları önemli olacak. Gençler dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar burada Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlarımız var. Burada bir tablo var. Bu tabloya dikkat ediyorsunuz. 359. sayfalar. Mehmet Rauf'un Halas adlı eseri. Yakup Kadri'nin Yaban, Sodan ve Gomere Ankara adlı eserleri. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek Vurun Kahpeye. Mithat Cemal Kuntay'ın Üç İstanbul. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı. Esir Şehrin İnsanları. Esir şehri mapusu gibi. Bakın dikkat edin burayı hepsini ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz arkadaşlar size kolaylık olacak. Neden? Çünkü sorular soracak diyecek ki aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarıyla anlatılmıştır ya da Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmamıştır şeklinde soru kökleriniz olacak. Lütfen kitabımız bütün soru köklerine karşılık cevap verebileceğiniz, cevap alabileceğiniz önemli bir kaynak. Lütfen dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum milli zek ve anlayışını sürdüren eserlerdeki sanatçılarımız arkadaşlar. Şimdi ilk sanatçımız Hüseyin Nihal Atsız. Önemli bir isim, yıldız atıyorsunuz arkadaşlar. Turancı akım içinde önemli bir yere sahiptir. Bakın Cumhuriyet döneminin içerisindeki milli zek ve anlayışı duyenden bahsediyoruz artık. Dikkat edin artık Kurtuluş Savaşı'ların açtık. Cumhuriyet dönemi yıllarına girdik. O yüzden bu dönemdeki isimler de ne yapacak? Milli edebiyattaki isimlerden farklı olacak tabii ki dikkat ediyorsunuz. Turancı akım içinde önemli bir yere sahiptir. Atsız Mecmua, Orhun ve Ötüken gibi Türkçü dergileri çıkarmıştır. Dikkat edin gene önemli dergilerin adı da çok önemli. Hüseyin Ali Atsız da zaten önemli. Çıkardığı Türkçü dergilerin yanı sıra çoğu varsa ve koşma biçimde yazılmış şiirleriyle gene ne yapılacak? tanınacak arkadaşlar Hüseyin Yalatsız dikkat ediyorsun. Milli konuları işleyen romanlarıyla adından söz ettirmiştir. Zaten neredeyiz biz? Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren eserlerdeyiz. O yüzden milli konuları işlemesi de tabii ki doğal olacak ki Hüseyin Yalatsız zaten milliyetçilik konusunda çığır açmış bir isim dikkat ediyorsunuz. Bozkurtların Ölümü Bozkurtlar diriliyor romanlarının konularını göktürklerinden almıştır. Bu romanlar nehir roman özelliği taşımaktadır. Gene dikkat ediyorsunuz nehir romanda roman türlerimizin içerisindeydi. Bunları incelemiştik tek tek. Şiirler, roman, öyküler edebiyat incelemenin yanısına Türk ile ilgili araştırmalarda yine ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar dikkat edin. Şiirlerini Yolların Sonu adlı kitabında toplayacak dikkat ettim. Romanlarında Dal Kavuklar Gecesi, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Duruluyor... Deli Kurt bakın dikkat edin bunların hepsi önemli eserleri. Hüseyin Nihalat ilgili bu eserler sorulabilir. Biyografi türünde de Edirneli Nazmi adlı bir eseri var. Arkadaşlar Milli Edebiyat ve Sürdüren Şiir'de Hüseyin Nihal Atsız lütfen unutmuyoruz. Önemli bir sanatçı. Geçiyorum bir diğer sanatçımıza Mithat Cemal Kuntay. Vatan millet konularında Aruz'da yazdığı epik lirik şiirleriyle tanınmıştır. Milli Edebiyat takımının değerlerini benimseyen sanatçı şiirlerini güneş ve Çınaraltı dergilerinde yayınlayacak dikkat ediyorsunuz. Şiirlerin yayınlandığı dergi. Tek romanı ve en önemli eseri 3 İstanbul. Mitat Cemal Kuntay'ı sorarsa 3 İstanbul'a ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Çünkü Mitat Cemal Kuntay'ın tek ve en önemli eseri romanı 3 İstanbul olacak dikkat ediyorsunuz. Eser Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli romanlardandır. Yazar bu romanda 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve Mütareki yıllarını İstanbul'unu anlatacak. Bak dikkat et. O dönemin özelliklerini yansıtacak. Burası önemli. Gerçek kişiler, ayrıntılı tahliller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken roman televizyon dizisine de uyarlanmış ve büyük beğeni toplamıştır. 3 İstanbul bakın dikkat edin. Televizyon dizisi olarak da karşımıza ne yapacak? çıkacak. Şiirleri Türk'ün Şehnamesi'nden. Tek romanı zaten 3 İstanbul bunu söyledik. Tiyatroları Kemal 28 Kanunu Evvel aldı. tiyatro eserleri var. Biyografilerinde de Mehmet Akif, Namık Kemal, Sarıklı İhtilalci, Ali Suavi demiş arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz eserleri de yine önemli. Bir diğer sanatçım Aka Gündüz. Sevgili arkadaşlar yine Milli Edebiyat Zek ve anlaşını sürdüren eserlerde önemli bir sanatçımız. Aslında da Enis Avni olan yazar Çocuk Bahçesi ve Genç Kalemler dergilerinde yazmıştır. Milli Edebiyat takımına katılmış ve adından söz ettirmiştir. Zaten başlık olarak Milli Edebiyat dönemindeyiz. Unutma burayı. Sade, sıcak bir dile yazdı. romantik realist Popüler romanlarıyla tanınmış ve sevilmiştir. Yazarın Dikmen Yıldızı arkadaşlar önemli. Aka Gündüzü sorarsa Dikmen Yıldızı'na ne yapıyorum? Dikkat ediyorum. Eserinin adı Dikmen Yıldız Yani romanıyla Dikmen Yıldız ile aslında karşımıza çıkacak. Aka Gündüz dikkat ettim buraya. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan önemli bir romandır. Milli mücadeleyi İstanbul üzerinden değil de doğrudan Anadolu'dan bakan Dikmen Yıldızı adlı romanında Aka Gündüz Dikmen Yıldızı namıyla ünlü yıldızın kişisel öyküsünü ne yapacak yine ifade edecek arkadaşlar. Dikkat ediyorum buraya da. Şiirleri Bozgun adlı eseri var. Romanında Dikmen Yıldızı önemli arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorsunuz. Odun Kokusu, Tank Tango, Bir Şoförün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında arkadaşlar yine önemli çıkabilir. Dikkat ediyorsunuz. Üvey Ana, Aşkın Temizliği, Zekeriya Sofrası, Mezar Kazıcılar, Yayla Kızı, Eğer Aşk, bir kızın masalı ve 3 kızın hikayesi başlıkları altında toplayacağız arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz burayı. Hikaye Türk Kalbi, Kurbağacık, Bu Toprağın Kızları ve Hayattan Hikayeler adlı eserleri var. Tiyatrolarında Muhterem Katil, Yarim Osman ve Mavi Yıldırım adlı tiyatro yapıtları da var yine sevgili gençler. Dikkat ediyoruz. Bir diğer sanatçımız Mustafa Necati Sepetçioğlu arkadaşlar. Bakın Cumhuriyet dönemi Yeni Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışı'nın süzülen şiirde önemli bir isim. Eserlerinde Malazgirt Zaferi'nden başlayarak İstanbul'un fethine kadar Türk tarihini konu edinecek. Bakın dikkat edin tarihten de ne yapıyoruz? Eserlerimizi işliyoruz. Türkiye'de yaşanan toplumsal değişimi ve bunun sonuçlarını eserlerinde ne yapacak? Yine dile getirecek, eserlerinde işleyecek. Eserlerindeki şiirsel üslup ile geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Şiirsel üslup dediğim şey biliyorsunuz coşku ve heyecan dile getirecek gibi düşünebilirsin. Nehir roman özelliği gösteren tarihi romanları bir döneme ışık tutmuş ve çok sevilmiştir. Yine bakın dikkat edin önemli olacak yine döneme ışık tutması açısından da Necati Sepetçioğlu'nun eserleri çok çok önemli. Eserlerinde, hikaye tarzında yazmış olduğu eserlerinde Abdülrezzak Efendi, Menevşeler Ölmemeli ve Bir Büyülü Dünya Ki adlı eserleri önemli arkadaşlar. Dikkat ettin. Romanlarında kilit, anahtar, kapı, konak, çatı, üçler, yediler, kıklar, bu adlı geçide gider, karanlıkta mum ışığı, dar ağacı, sabır, evem kuşağı, geçitteki ülke, gece vaktinde gün dilimi, İstanbul'un fethi, Cevahir'e Sadık Çavuş'un buğday kamyonu ve Çanakkale 1. Geldiler ve Çanakkale 2. Gördüler ve Çanakkale 3. Döndüler. Kutsal Mapus Sabır Ağacı gibi önemli romanları var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bakın çok sayıda eser vermiş Mustafa Necati Sepetçioğlu. Biz de dikkat ediyoruz. Tiyatrolarında da Trumpıcılar, Büyük Otmarlar, Köprü, Çardaklı Bakıcı, Son Bloklar, Her Bizans'a Bir Fatih gibi eserleri yine önemli olacak. Dikkat ediyorum. Bir diğer sanatçımız Bahattin Özkişi arkadaşlar. Hemen bakıyoruz Bahattin Özkişi'ye. Ahmet Hamdi Tanpınar onun için şunları söylemiştir. Devam et evladım. Sen 10 tane sait faik edersin demiş. Bakın dikkat ediyorsunuz. Gene Ahmet Hamdi Tanpınar için Ahmet Hamdi Tanpınar Bahattin Özkişi için kullanmış olduğu sözleri. Bunu niye verdik arkadaşlar? Paragraflarda bazen bu bilgileri sorabiliyor. Lütfen siz de kitabınızdan bakarak soruları cevaplıyorsunuz. Ondan sonra da artık aklımıza yazıyoruz. Hikayelerini Bir Çınar Vardı aldı kitaplı toplamıştır. 1970-1971 yılları arasında Köse Kadı, Uçtaki Adam ve Sokakta Olmak Üzere ...üç tane romanı yayınlanacak 70 ve 71 yıllarında dikkat ediyorsunuz. Sokakta adı romanı 100 temel eserden biridir. Bu roman 1975 Peyami Safa roman yarışmasında başarı ödül almıştır. Romanın konusu son 150 yılın toplumsal yaşamından alınmıştır. Romanda bir sokak çerçevesinde insanlardaki değişim ve aldatılmış insanlığın dramı ele alınmıştır. Eserde manevi değerleri hiçe sayan materyalizmin ülkeyi istilası anlatılmaktadır. Cin ve şeytanlar gibi fantastik ögelerin bulunduğu eserde milli değerler ve inançların yok oluşu mühim bir yer tutar. Bakın dikkat edin milli değerler ve inançların yok olmasından bahsedecek. Burada cin ve şeytanlar gibi fantastik öğelerden bahsedecek. Dikkat ediyorsunuz Bahattin Özkışı için. Hikayelerinde bir çınar vardı ve göç zamanı önemli arkadaşlar. Bir çınar var diye sorabilir. Köse Kadı, Uçtaki Adam ve Sokakta adlı eserleri arkadaşlar romanları da 1970-71 yılları arasında yayınlanan önemli eserleri arasında dikkat ediyoruz yine. Geçiyoruz bir diğer sanatçımıza Emine Işınsu. Yine Milli Edebiyat Dergisi'ni sürdüren önemli sanatçılarımızdan. Halidenusat Zorlu Tuna'nın kızı olarak karşımıza çıkacak. İlk şiir kitabı 2.17 yaşındayken yayınlandı. Bakın dikkat edin 17 yaşında bir şiir kitabı yayınlanıyor. Dikkat ediyorsunuz. İlk romanı Küçük Dünya 1963 yılında Turizm Bakanlığı Sanat Ödülü'nü aldı. Bu romanı ve Yürek Satıldı oyunu TRT için filme çekildi arkadaşlar bakın önemli sanatçılardan birisi de gene Emine Işınsu. 1971-1981 yıllar arasında milliyetçi bir sanat anlayışına sahip Töre dergisini yine Emine Işınsu çıkartacak dikkat ediyorum sevgili arkadaşlar. Romanlarında olay ve mekandan çok kahramanların psikolojisi ön plandadır. Yani bireyi biraz daha iş dünyasıyla ele alacak dikkat ediyorsunuz. Kadınların sorunları genel anlamıyla kadının tutsaklığı Bulgaristan, Kerkük ve Batı Trakya gibi dış Türklerin acıları romanlarında başlıca işlediği konular arasında yerini alacak. Sanatçı son eserlerinde Yunus Emre, Niyazi Misri, Hacı Bayram Veli ve Hacı Bektaş Veli gibi tasavvuf büyüklerinin hayatlarını yönelmiştir arkadaşlar buraya da ne yapıyorum gene dikkat ediyorum. Küçük dünya azap toprakları, ak topraklar tutsak sancı çiçekler büyür cambaz kaf dağının ardında alpaslan atlı karınca cumhuriyet türküsü nisan yağmuru havva bir ben vardır bende benden içeri. Yunus Emre'nin hayatını anlattığı bir kitap arkadaşlar. Dikkat edin. Bu kağı Hacı Bayram, Hacı Bektaş Veli ve Bir Aile gibi romanları var. Oyunlarında Ne Mutlu Türk'üm diyene. Bak dikkat et milliyetçi olmasında burada dikkat edin karşımıza çıktı. Bir yürek satıldı. Bir milyon iğne. Atsız kahramanlar gene milliyetçilik açısından önemli bir eser. Hikaye bir gece yıldızlarla denemeleri dost diye diye ve şiiri de iki nokta olarak arkadaşlar karşımıza çıkacak. Dikkat ediyoruz sevgili gençler buraya. Sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda milli edebiyat zevk ve anlayışını yansıtan eserlerden bahsettik. Cumhuriyet dönemi romanlarının birinci başlığıydı. Dikkat ediyorsunuz. Bundan sonra üç başlığımız daha var. Bu üç başlığa kadar bu videomuzu izleyip tekrar edip beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.